Evet, merhaba Mes. Çin Dünya Savaşı Nürnberg yerler altında, her yer, şehrin %70'i yıkıldığında insanlar tabii ki bombardıman altında bir yerlere saklanmaları gerekiyordu ki, sığınaklara saklanmaları gerekiyordu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada özellikle Nürnberg şehrinin altı tamamıyla bira mahzenleriyle kaplı ve bira mahzenleriyle kaplı olduğu için insanlar sığınak olarak bu şehrin altındaki olan bira mahzenlerine sığmışlar ve bu hava bombardımanlarından o şekilde kurtulmuşlar. Evet, Nürnberg 2. Dünya Savaşı'nda hava saldırısında bombardımanlar altında kaldığında insanlar bir yerlere sığınması gerekiyordu ve sığınacakları tek bir yer vardı. Çünkü Nürnberg şehri tamamıyla birasıyla meşhur ve şehrinin neredeyse %30'u bu bira şehrin altındaki bira mahzenleriyle kaplı. Nasıl diyelim, yere batan sarnıcın nasıl bir su deposu olduğunu düşünürseniz, buradaki şehrin altında da yere batan sarnıca benzer bira mahzenleri vardı ve insanlar oraya gitti. Sığındılar ve şu anda hemen bulunduğum bölge, hemen şunun aşağısı, gördüğünüz gibi bira mahzenlerin olduğu bölge. Evet, kaleye kadar tırmandık. Bugün güzel bir gün geçiyor. Bir tane biram içtim ve şu anda Nürnberg içerisinde yürüyüşüme devam ediyorum. Nürnberg şehrinin tamamıyla yok olup tekrardan eski düzenine dönmesi gerçekten şaşırtıcı. Bir şehri tekrardan eski haline döndürmek gerçekten çok zor. Ve birebir aynısına çevirmek inanılmaz zor. Demek ki o zaman insanları şehri yiyorlardı ve resmetmişler belli. O yüzden biraz hava soğuk, öksürüyorum, sigara falan herhalde bok etti. Sigara içmeyin, sigara sağlığa zararlıdır. Net onu bildireyim. Neyse, günle ilgili değerlendirmem güzel. Pazar olmasına rağmen Almanya Nürnberg şehri inanılmaz kalabalık, bütün herkes sokaklarda. Çok şaşırdım yani bu kadar kalabalık olmasına. Normalde Almanya dediğin zaman aklına böyle pazar günleri sessiz, sakin, her yerin kapalı olduğunu falan düşünürsünüz ama öyle bir izlenim almadım. Şu anda ama yavaştan kararıyor. Biraz bir şeyler, yemekler falan yiyeceğim. Belki bir bira daha içerim, sonra otele dönüş vakti gelir. Çünkü yarın çok daha önemli, güzel bir şey çekmeyi planlıyorum. Güzel bir belgesel niyetinde böyle Nürnberg'i anlatan, Hitler anlatan, Nazi Almanya'sını anlatan güzel bir şey anlatmayı düşünüyorum. O yüzden bu video sadece Nürnberg'i normal gezi vlogu gibi düşünebilirsiniz ama bilgilendirme amaçlı video Nürnberg şehriyle alakalı. Yarından itibaren başlıyor olacak. Şu anda herkes geri dönüş yolunda. Herkes geri dönüyor. Şöyle zaten çevireyim kamerayı. Anlarsınız. Ah be, kaçırdım. Tüh. 10 dakikayla falan kaçırdım herhalde. Albert Dürer House. We'll be right back.
Thank you.